Ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın da yer aldığı ekibi taşıyan Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Kenetlenme anı canlı olarak yayınlandı. As we continue to nefesler tutuldu. Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından beklenen an gerçekleşti. And now the whole thing. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'yı taşıyan Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Milyonlar tarihi anı canlı yayından takip etti. Crew Dragon uzay aracında Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezer Avcı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Markus Wand da vardı. Evet. Alper geldi. Onları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Expedition 70 ekibi karşıladı. Alper'le beraber Markus Wand çıktı, İsveçli astronot. Karşılama töreninde konuşan Gezer Avcı, Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Gezer Avcı dünyaya Türkçe'de seslendi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. İstasyonda hali hazırda bir Rus kozmonotla Amerikalı, Japon ve Danimarkalı 6 astronot bulunuyordu. Şimdi onlara 4 kişilik AX-3 ekibi de dahil oldu. Alper geldi. Türk astronot Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca kalacak. 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Bu deneyler mikroyer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, tuz gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı akışkan karışımların yer çekimsiz ortamda araştırılması gibi alanları kapsıyor. 5, 4, 3, 2, 1, AX-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon uzay aracı 19 Ocak'ta NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Fırlatma işleminin ardından yapılan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözleri istikbal göklerdedir olmuştu. Tabii Türkiye için çok büyük bir mutluluk, gurur. Alper Gezer Avcı'nın bu uzay macerası, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu oldu kendisi, hatırlatalım. Uluslararası Uzay istasyonuna giriş yaptığı anlarda büyük heyecan yarattı bir kez daha. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında herkes coşkuyla takip etti. Ankara'da Kızılay'a, İstanbul'da ise Taksim'e kurulan ekranların başındaki yerlerini alan vatandaşlar Gezer Avcı'nın uzay heyecanına bakın nasıl ortak oldu. Bu Türkiye için çok büyük bir gurur. Bu gururumuzun daha da büyük olmasını istiyorum. Tabii duygulandık. İnşallah devamı olur yani. Türkiye Alper Gezer Avcı için bir kez daha ekran başına geçti. Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptığı anlar yurdun dört bir yanında heyecanla takip edildi. Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı anlarda Ankara'da büyük heyecan yaşandı. Al bayrağımızı karada, havada, denizden sonra şimdi de uzayda dalgalandıracak olan Alper Gezer Avcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gurur duydum. Bence bu çok güzel bir şey, gurur verici bir şey. Minik uzay meraklıları da Ankara Kızılay'da ekranların başındaydı. O anlarda gurur duydum. Alper amca gibi olmak isterdim. Türkiye'nin ilk Alper amca uzayı gördüğü için tebrik ederim. Abi ben evdeyken izleyemedim. Uyku saatim gelmişti. Ya burada izledim, çok iyiydi. Heyecan hissettim, mutluluk hissettim. Çok büyük bir roketle gitmek istiyorum. O kadar 3 arkadaşım bir minicik rokete sığabilir. İstanbul Taksim'de de heyecan doruktaydı. Türkiye'nin ilk astronotu Gezer Avcı'yı taşıyan uzay aracının kenetlenmesi İstanbul'da da merak ve gururla takip edildi. Bunlar güzel faaliyetler. Gençlere ileriye misyonu ışık tutan hareketler. Çok mutluyum. Çok iyi bir şey, gurur duyuyoruz. Ben de bir astronot olacağım.
Alper Gezer Avcı tam 14 gün boyunca uzayda kalacak ve 13 bilimsel çalışma yürütecek. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Gezer Avcı'da olacak.